Arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Dersimiz Türkçe. Ses bilgisinin birinci bölümünü geçen videomuzda anlatmıştık. Şimdi ikinci kısmına geldik. Ünlü daralmasıyla konumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ünlü daralması yine çok çıkan başlıklardan bir tanesi. Ünlü daralmasını yapan ekimizi karşınızda görüyorsunuz. Şimdiki zaman eki ünlü daralmasını yapan ekimizdir. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim, geçen seferde yaptığımız gibi bir küçücük formülümüz var. Şurası benim her zamanki gibi sözcüğüm değerli arkadaşlar. Sözcüğümüzün son harfi ya A ile ya E ile bitsin, olur mu? Ya A ile ya E ile bitsin. Artı buna şimdiki zaman eki gelsin, olur mu? Şimdiki zaman eki gelsin. Şimdiki zaman eki geldiğinde şimdiki zamanda buradaki Y harfi daraltıcı özelliğini gündeme getirerek A ve E'yi I, İ, U, Ü haline getirecektir ve şu haliyle karşımıza gelecektir. Tekrar ediyorum, özellikle burada sizden istediğim şey yorun eklendiği, yor şimdiki zaman ekinin eklendiği sözcüğün A veya E ile bitmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum sizden. Başka bir şey istemiyorum. Ve özellikle şu telaffuzu istemiyorum arkadaşlar sizden. Geleyor, gideyor. Bu telaffuzları istemiyorum değerli arkadaşlar sizden. Bu telaffuzları yaptığınız zaman sanki burada olmamasına rağmen sanki burada da ünlü daralması var gibi bir ifade çıkıyor karşımıza. Bu, özellikle bu telaffuzları istemiyorum. İstediğim tek şey çok net. Şimdiki zaman eki A veya E ile biten sözcüğe eklenecek. Bu kadar sadece. Örneklerimize baktığımız zaman yor eki başlamak sözcüğüne eklenmiş. Yor eki korkmamak sözcüğüne eklenmiş. Üzülmemek sözcüğüne eklenmiş. Yor eki beklemek sözcüğüne eklenmiş. Yor eki şimdiki zaman eki özlemek sözcüğüne eklenmiş. Ve buradaki E'mizi görüyorsunuz. I'ya dönüşmüş. Buradaki E'miz U'ya dönüştü. E'miz aynı şekilde buralarda daralmaya uğradığını görüyorsunuz. Niye özellikle şu ihtarı yaptım ben size? Eğer siz buraya bu telaffuzu yaparsanız başlıyor. Burada doğrudur, ünlü daralması var. Ancak aynı telaffuzu bizim arkadaşlar bunun için de yapabiliyorlar. Hocam başlıyor şeklinde telaffuz ediyorum. Burada ünlü daralması var. Geliyor şeklinde telaffuz ediyorum. Burada niye ünlü daralması yok? Çok basit değerli arkadaşım. Şu geliyor sözcüğünün son hali geliyor diyeceksin değil mi? Geliyor sözcüğünü bana ekine köküne ayırdığın zaman ortaya şöyle bir şey çıkmayacak mı? Gel artı yor. Benim senden istediğim şey yukarıdaki formülüme baktığın zaman yorun tamamen A veya E ile biten sözcüğe gelmesini istiyorum. Ancak burada L gibi bir harfe gelmiş. Ben sizden bunu istemiyorum. Özellikle şu telaffuz bizi yanıltacaktır değerli arkadaşlarım. Bu konuda bu şekilde yaparsanız çok rahat edersiniz. Bizim ünlü daralmasını %99 itibariyle yor ekimiz yapar. Ancak aslında daraltma işini Y harfi yapar. Y harfinin kullanıldığı, yor ekinin haricinde daraltma işinde Y harfinin kullanıldığı 2-3 tane sözcüğümüz var. Bunlardan en önemli olanlar şunlar. Y harfi, üstüne bastıra bastıra söylüyorum bakın, bizim daraltma işimizi yor eki yapar. Ancak 2-3 tane sözcükte Y harfi, Y harfi, Y harfi daraltma yapar. Bakın Y harfi yemek, demek gibi sözcüklerde ben buraya mesela şuraya anası mezar dikecekmişi getireyim. Şuraya ere karak gibi bir zarf fiilekini getireyim. Şuraya araya ne girecek? Kaynaştırma önsüzü girecek. Araya kaynaştırma önsüzü girecek. Araya kaynaştırma önsüzü girdiğinde siz bu sözcüğü yeyen diye mi telaffuz edersiniz? Yoksa yemeğini böyle yiyen diye mi telaffuz edersiniz? Gördüğünüz gibi burada Y harfimiz yemek sözcüğünde buradaki E'yi İ'ye dönüştürdü, daralttı. Bana böyle diyerek demezsiniz değil mi arkadaşlar? Bana böyle diyerek dersiniz. Bana böyle diyerek dersiniz. Bakın buradaki E harfi tekrar İ'ye doğru daralmış oldu. Biz burada diyerek sözcüğünü söyledik, ancak şu sözcüğü özellikle bilmenizi istiyorum, onun için yazıyorum.
Diye sözcüğü çok kullanılır biliyorsunuz. Diye sözcüğünü biz neden sonuç cümlelerinde kullanırız? Pek bilinmez ama karşınızda şu an bir zarf fiil vardır. Zarf fiillerde kullanırız. Diye sözcüğünü ekine köküne ayırdığınız zaman ortaya şöyle bir şey çıkar. Artı y artı e. Diye sözcüğünün ekine köküne ayrılmış hali bu şekildedir değerli arkadaşlar. Sözcüğümüzün kökü fiil, aradaki y kaynaştırma, arkasındaki e zarf fiil eki olan e'dir. Zarf fiil eki olan e'dir. Özellikle diye sözcüğünün zarf fiil olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu bir. İkincisi, diye sözcüğünde daralma olduğunu bilmenizi istiyorum. Diye sözcüğü bir cümleye geldiği zaman cümle türleri kısmında girişik bileşik cümle yapabileceğini söylemek istiyorum. Özellikle diye sözcüğü bizim yıldızlı sözcüklerimizden bir tanesidir değerli arkadaşlar. Ünlü daralması çok kolaydır. Ünlü daralmasından kesinlikle korkmayın. Benim sizden istediğim tek şey your ekinin A veya E ile biten bir tane sözcüğe yapışması. Başka hiçbir şey istemiyorum. En son olarak da şunu söyleyeyim size. Bir küçük soru ve küçük bir cevapla bitirmek istiyorum ünlü daralmasını. Şimdiki zamanın olumsuzunda ünlü daralması daima var mıdır? Şimdiki zamanın mesela şurası. Mesela şurası. Şimdiki zamanın olumsuzunda ünlü daralması var mıdır? Evet, şimdiki zamanın olumsuzunda ünlü daralması vardır. Çünkü keep eki MMA olumsuzluk ekine yapışıyor ve MMA olumsuzluk eki gördüğünüz gibi EA ile bittiği için ünlü daralması karşınıza gelecek. Tekrar ediyoruz. Şimdiki zamanın olumsuzunda ünlü daralması karşınıza çıkacaktır değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yukarıda söylediğimiz kısmı karşımıza getirdi. Şu ne ifadesini bazı kaynaklar kabul eder, bazı kaynaklar kabul etmez. O yüzden başta iki tane, üç tane sözcük söylemiştim. Ne sözcüğü için dikkatli olun. Dediğim gibi bazı kaynaklar kabul eder, bazı kaynaklar kabul etmez. Ne olur ne olmaz ben buraya yazmayı istedim. Bunu yazım yanlışlarında karşınıza nasıl çıkartacaklar? Şu şekilde çıkartacaklar. Anmayacağım, biz günlük hayatta anmayacağım diye böyle uzun uzun işte telaffuzu düzgün bir şekilde söylemiyoruz genellikle. Anmayacağım şeklinde kullanıyoruz. Bu kısım yazım yanlışıdır. Biz bunu bu şekilde telaffuz ederiz ama böyle yazamayız değerli arkadaşlar. Şu an karşımızda bir yazım yanlışı vardır. Başlayacak ifadesini vatandaşlar sordular, yani ÖSYM'e sordu. Başlayacak şeklinde bir kullanımımız olamaz. Burada yine bir yazım yanlışı vardır. Buralara dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü biz günlük hayatta bu şekilde kullanıyoruz. ÖSYM günlük hayattaki yanlışları bizim karşımıza yazım yanlışı veya anlatım bozukluğu olarak karşımıza çıkartıyor değerli arkadaşlar. Hece düşmesiyle, ünlü düşmesiyle devam ediyoruz. Ünlü düşmesi niçin bir hece düşmesidir? Çünkü biliyorsunuz bizim her bir ünlümüz bir hece oluşturabilir. Dolayısıyla biz ünlü düşmesine hece düşmesi deriz. Son hecesinde dar ünlü bulunan, yani ı, i, u, ü bulunan sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirilirse son hecedeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi denir. Hemen şöyle bir formül kısmına baktığınız zaman şöyle yapıyorum. Burada neler veya bunu sözcük halinde biraz daha size formülize etmeye çalışayım. Şu şekilde yazayım. Hece düşmesi olması için bu söyleyeceğim şeyler genellikle, buraya dikkat. Genelde diyorum. Hece düşmesinin olduğu yerler genelde iki heceli sözcüklerdir değerli arkadaşlar. İki heceli sözcüklerin ikinci hecesinde dar ünlüler bulunur. Dar ünlüler bulunur. Yani yukarıda şu bahsettiğim ünlüler bulunur. İki heceli olup ikinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiği zaman bu yukarıda söylediğimiz o dar ünlüler aşağıya düşerler. Bu haliyle baktığınız zaman alın sözcüğü, bakın iki hecelidir. İkinci hecesinde dar ünlü vardır. Şurada görüyorsunuz. Ünlüyle başlayan bir ek getirdik buraya. Buradaki ı düşmüş oldu. Göğüs sözcüğü iki hecelidir. İkinci hecesinde dar ünlü vardır. Ünlüyle başlayan ek getirdik. Dolayısıyla buradaki ı düşmüş oldu. Koyun sözcüğü, bakın şöyle iki hecelidir. İki hecelidir. Biz buna koyun derken hayvan olan koyundan bahsetmiyoruz. İşte şu ifadeden anlarsınız, koyun koyuna şeklinde. Gördüğünüz gibi burası düşmüş oldu. Ağzım sözcüğünde burası
iki ecelidir, ikinci ecesinde dar ünlü vardır, burası düşmüştür. Burada özellikle şu kısma dikkatinizi çekmek istiyorum. Az önce bunu söylemeye çalıştım ama üstüne tekrar bir daha bastıra bastıra söylememiz lazım. Koyun şurası iyelik ekidir biliyorsunuz. Şurası hal ekidir biliyorsunuz. Bu iyelik ekini buraya getirdiğimiz zaman koynuna şeklinde karşımıza gelir. Yalnız bunu az önce telaffuz ettiğim şeklinde ikileme haliyle kullanırlarsa koyun koyuna, koyun koyuna gibi bir ikileme halinde kullanırlarsa veya yukarıdaki örneklerimizden yine göğüs göğüse şeklinde ikileme halinde kullanılırlarsa dikkat ederseniz ünlüyle bir ek, ünlüyle başlayan bir ek gelmesine rağmen buradaki ünsüzü ünlümüz düşmedi. Ünlüyle başlayan bir ek gelmesine rağmen buradaki ünlümüz düşmesi gereken ünlümüz düşmedi. Bu da istisnalar arasındadır. Bunu TDK'nin imla kılavuzunda görürüz. Buna biz daha sonra yazım yanlışlarında tekrar değineceğiz. Özellikle burada yeri geldiği için söylemek istedim. Hece düşmesi önemli konularımızdan bir tanesidir. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Ünlü düşmesi bazı sözcükler türetilirken, birleşik sözcük oluştururken de olabilir. Oyun sözcüğü oynamak fiili haline getirilirken buradaki U'muz düşer. Özellikle bu sözcüğü yazmak istedim. Arkadaşlar bazen karıştırıyorlar. Oyun mu oynamaktan geliyor, oynamak mı oyundan geliyor? Sözcüğün kökü oyundur değerli arkadaşlar. Burada yapım ekimiz gelmiş ve burada U'muz düşmüştür. Sözcüğün kökü ileri, L'la yapım eki geldi, ilerlemek. Bakar mısınız buradaki İ'miz düştü. Sözcüğün kökü ayırmak, sözcüğün kökü ayırmak. Bu şekilde I'yla başlayan bir ek geldiğinde bizim buradaki I'miz düştü. Sözcüğün kökü devirmek, devirmekten yapım ekimiz geldi yine devirmekten devrilmek. Sözcüğün kökü sarı, sarıdan sararmak, gördüğünüz gibi ığımız düştü. Sözcüğün kökü uyumak, uyumaktan uyku. Sözcük kayıp etmek, burada birleşik sözcükler karşımıza çıkıyor bakın. Kayıp etmek, buradaki ığımız düştü. Burada gördüğünüz gibi iki tane birden ses olayı vardır diyebiliriz. Çünkü nedir? Kayıp. Bakın buradaki I'miz artık yok ve buradaki P'miz ne yaptı? Yumuşadı. İki tane birden ses olayı karşınızda vardır. Seyretmek, seyretmek gördüğünüz gibi buradaki I'miz düştü. Birleşik sözcük yaparken de karşımıza çıkabilir. Kaynana, kayınana şeklinde bu şekilde karşınıza çıkar. Pazar ertesi, pazartesi bu örnekler çoğaltılabilir. Hece düşmesini, ünlü düşmesini veya genelde ses bilgisini yapabilmenin en kolay taraflarından bir tanesi sözcüğü ekine köküne ayırmaktır arkadaşlar. Sözcüğü ekine köküne ayırmaktır. Ekine köküne ayırdığınız zaman zaten her şey ortaya çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Az önceki özellikle üstünde durduğumuz kısım tekrar karşımıza geldi. İkilemelerde ses düşmesi olmaz. Aman buraya dikkat, aman buraya dikkat. Bunu karşınıza yazım yanlış olarak getirebilirler. Normalde şunun düşmesi gerekirken bu şekilde düşmedi. Sakın böyle bir kısma yanlışa girmeyelim. Omuz omuza doğrudur, omuz omza yanlıştır. Göğüs göğüse doğrudur, göğüs göğüse yanlıştır. Bu kısımlara dikkat etmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. İkinci cinsinde dar ünlü bulunan bazı sözcüklerde ve özel adlarda düşme olmaz. Bunu şöyle yazdığınızı düşünsenize. Şehirde bir kesimin şeklinde kullanmayız biz. Şehirde bir kesimin şeklinde kullanırız. Bir bölümün, bir grubun halinde bu anlamlarda söyleyebiliriz. Dolayısıyla bazı sözcüklere dikkat etmemiz gerekiyor. Her sözcükte ünlü düşmesi olmaz. Bilime, bunu bilme halinde bilme saygı duymalıyız. Bilme
saygı duyulmalıdır. Bilme, saygı duyulmalıdır şeklinde bir cümle. Bakın bilme gibi bir ifade kullanamayız. Burada bilme şeklinde olmalıdır. Yorumu, bunun şu şekilde yazıldığını bir düşünsenize. Yormu. Ne kadar mantıksız oluyor. Bunu özellikle küçük bir not halinde buraya yazmak istedim. Bunu karşınızda cümle şeklinde getirdikleri zaman burada sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ancak beyninizin, aklınızın, kafanızın bir kenarında bulunsun. Ne olur ne olmaz. Şu an biz bilme şeklinde bir ifade kullanmayacağız. Buraya dikkat. Buralarda ünlü düşmesi olmayacak. Özellikle özel isimlerde vesaire buralarda da olmayacak ünlü düşmesi. Ünlü türemesine geldiğimizde kimi sözcüklere küçültme eki yani cık cık eklendiğinde ünlü türemesi karşınıza çıkar. Yine bu sözcükleri az önce bahsettiğim gibi sözcüğü ekine köküne ayırdığınız zaman bu sözcüğün köküne az diyeceksiniz. Gelen eke cık diyeceksiniz ama şu aradaki ı'ya hiçbir şey diyemeyeceksiniz değerli arkadaşlar. Aradaki ı'ya hiçbir şey diyemeyeceksiniz. Aynı şekilde biz bunu ünsüz türemesinde bahsetmiştik. Yine ekine köküne böyle ayırmıştık. Buradaki, oradaki işte hissetmekteki mesela hissetmekteki buradaki s'nin nereden geldiğini biliyorduk. Ancak buradaki ı'nın etimolojisine çok böyle girmiyorum. Şu an nereden geldiğini bilmiyoruz diye söyleyeyim size. Etimolojisine girmeyelim, köken bilimine girmeyelim. Dolayısıyla buradaki ı'nın nereden geldiğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz şey eşittir, türemedir diye söyleyebiliriz. Az, ıcık, bir, icik, genç, ecik, dar, acık. Buraya dikkat. Bu kısımlarda çok fazla örneğimiz yoktur değerli arkadaşlar. Ancak burada bilmeniz gereken şöyle küçük bir notumuz var. Biz sıfatlarda pekiştirme yapmıştık hatırlar mısınız? Sıfatlarda pekiştirmelerde o pekiştirmeye uymayan bazı sözcükler vardı. Mesela sağlam sözcüğü. Sağlam sözcüğünü biz pekiştirmeye kattığımız zaman normalde sapsağlam şeklinde pekiştiriyorduk. Normalde böyle pekiştiriliyordu. Ancak yine nereden geldiği belli olmayan bir tane A geliyordu buraya. Sapasağlam. Veya yalnız sözcüğü vardı burada. Biz bunu pekiştirmeye kalktığımız zaman yapyalnız şeklinde pekiştiriyorduk. Ve yine yukarıda şurada olduğu gibi nereden geldiği belli olmayan bir tane A geliyordu. Bunu ÖSYM TYT sınavında sordu. Aynı şekilde tekrar bir daha niye sorulmasın, aynı şekilde tekrar bir daha niye gelmesin? Buradaki e'lerimiz nereden geldiği belli olmadığı için karşınızda ünlü türemesi olarak çıkacaktır değerli arkadaşlar. Kaynaştırma ünsüzlerimize geldiğimizde. Kaynaştırma ünsüzü biliyorsunuz iki tane ünlünün arasına gider. Türkçe'de. İki tane ünlü yan yana gelmez. İki tane ünlü yan yana gelmeyeceği için araya bizim tabirimizle yaşasınlar. Yaşasınlar karşınıza çıkacaktır. Y-Ş-S-N. Bunların her birinin aslında bir görevi var biliyor musunuz? Her birinin bir görevi var. Hemen kısaca söylemiş olayım. Ş'nin tek görevi var. Ş sadece tek yerde karşınıza çıkar değerli arkadaşlar. İki er diyemiyorsunuz. 6 ar diyemiyorsunuz. 7 er diyemiyorsunuz. Yani üleştirme sayı sıfatlarında karşınıza çıkar. 2'şer, 6'şer, 7'şer. Tekrar diyorum, yaşasın kaynaştırma ünsüzlerimizden ş tek yerde görevli olarak kullanılır. O da üleştirme sayı sıfatlarında kullanılacaktır. 2'şer, 6'şer, 7'şer şeklinde. Ve gelelim şuraya. S ve N'ye. S ve N'ye. Bu arkadaşlar zamirlerde ve tamlamalarda kullanılır. Genel itibariyle tamlamalarda kullanılır. Biz tamlamalar anlatırken şöyle bir kalıpla yazmıştık size. A'nın B'si kalıbıyla yazmıştık. Şurası tamlayanımızdı. Şurası tamlananımızdı değerli arkadaşlar. Bakın N nerede kullanılıyormuş? Tamlayanda kullanılıyormuş. S nerede kullanılıyormuş? Tamlananda kullanılıyormuş değerli arkadaşlar. Genel itibariyle bu şekilde bilin, bu işinize yarayacaktır. Bir de zamirlerde kullanılacak. Mesela ona,
hayranım gibi bir cümlede buradaki o zamiriyle e halekin arasına ne kaynaştırma eki olarak karşınıza çıkacaktır. Bunların haricinde bunların biraz daha teferruatı var. Ancak bu teferruat çok fazla işinize yaramayacaktır. Şimdilik bu kadarını bilseniz size yeterlidir. Bunların dışında yani Ş'nin üleştirme sayı sıfatlarında S ve N'nin tamlamalar ve zamirlerde kullanıldığının haricinde Y nerede kullanılacak? Geriye kalan kaynaştırma önsüzü ihtiyacı olan her yerde Y kaynaştırma önsüzü kullanılacak değerli arkadaşlar. Şurada bir iki tane örneğimize bakalım hemen. Arabaya gördüğünüz gibi kuzunun, bakalım mesela şuraya, kuzunun kulağı. Gördünüz mü, isim tanımlaması yaptım ben şu an burada. İsim tanımlamasına hangisi kullanılıyordu? Bunlar kullanılıyordu. S ve N kullanılıyordu. Hangisinin nerede kullanıldığını zaten şurada söylemiştik. İkişer, gördüğünüz gibi Ş yine nerede kullanıldı? Üleştirme sayı sıfatlarında kullanıldı. Pastası diyor. Hemen şöyle bir şey yapalım. Oğlumun pastası diyelim mesela. Oğlumun pastası yine isim tanımlaması oldu gördüğünüz gibi. Ne oldu? İsim tanımlamasında S ve N kullanılıyordu. Ayvayı gibi bir ifadede ne demiştik? Ş, S, N'nin görevleri belli. Geriye kalan tüm her yerde Y kaynaştırma önsüzü karşınıza gelecek. Burada da Y kaynaştırma önsüzü karşınıza geliyor değerli arkadaşlarım. Ulamaya geldiğimiz zaman çok kolaydır. İştahlık öğrencileri, sözel öğrencileri için ulamayı aynı zamanda biz edebiyatta vasf olarak da söylüyorduk. Vasf olarak da söylüyorduk. Çok kolay. İki tane sözcüğünüz var. İki tane sözcüğünüz. Birinci sözcüğünüz ünsüzle bitecek. Ünsüzle bitecek. İkinci sözcüğünüz ünlüyle başlayacak. Buradaki ünsüz gelip buraya yapışıyor değerli arkadaşlar. Bunun en güzel örneği bence nedir? Mehmet Akif Ersoy'dur. Bakın. T geldi buradaki A'ya yapıştı. F geldi buradaki E'ye yapıştı. Bunu nasıl böyle ulama yapıyorlar? Biz Mehmet Akif Ersoy'u bitişik bir şekilde yazdığımızı düşünürsek, bitişik yazalım biz bunu mesela. Bu şekilde bitişik bir sözcük olsun ve biz bunu şu an hecelerine ayıralım. Hecelerine ayırdığımız zaman şöyle bir şey karşımıza çıkacak. Mehmetakifersoy. Gördüğünüz gibi bitişik bir şekilde söylendiğinde, yazıldığında, hızlı bir şekilde telaffuz edildiğinde buradaki birinci sözcüğün sonundaki ünsüz harf gelip ikinci sözcüğün başındaki ünlü harfe yapışıyor. Vasl oluyor edebiyattaki tabiriyle. Buradaki F geldi, buraya yapıştı değerli arkadaşlar. İncin uykuda yalnız iki, yalnız iki, yoldaş uyanık, yoldaş uyanık. Akşam oldu, akşam oldu, yine güneş ayrılıyor, yine güneş ayrılıyor, yine güneş ayrılıyor ufuklardan. Gördüğünüz gibi gelip diğer tarafa yapışıyor. Bulutların ardına, bulutların ardına, saklanır ışığıyla, saklanır ışığıyla, buralar bu şekilde karşınıza geliyor. Bir uyarımız var, iki sözcük arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama olmaz. Gördüğünüz gibi Kaldırımlar şiirinden bir parçamız var burada. Bu şekilde arada bir virgülümüz var. Virgül olduğunda, herhangi bir noktalama işareti olduğunda karşınıza ne çıkmıyor? Ulama çıkmıyor. Buraya yazmadığım, çok da sorgulanmayan, sorulmayan bir kısım var ama TDK'de geçiyor. Buna da isterseniz dikkatinizi çekelim. Mesela şöyle olsun. Yukarıdaki şu örneği verelim mesela. Arkadaşlar buralar satır olsun. Şu satırın sonu yalnız sözcüğü satırın sonunda olsun. İki sözcüğü de ikinci satırın başında olsun. Eğer farklı satırlardaysa bu sözcükler yine burada ulama olmayacak değerli arkadaşlarım. Aynı satırda olması lazım ulamanın olması için ve araya noktalama işareti girmemesi lazım sevgili arkadaşlar. Ses bilgisinde alıştırmalar kısmına geldik. Alıştırmalar bizim özellikle işi ne kadar öğrenip öğrenmediğimizi ve pekiştirmek için uğraşmamız gerektiğini karşımıza çıkartacak. Hadi bakalım başlayalım.
Burada tek tek bulmaya çalışalım. Biz yukarıdan bulalım, aşağıdan siz yerleştirin, olur mu? Yer yer aksettiriyor. Yer yer aksettiriyor. Hatta şöyle yapalım, biz ne var ne yok bütün ses bilgisi, bütün ses olaylarını bulalım, olur mu? Bütün ses olaylarını bulalım. Yer yer aksettiriyor. Bakın şurada ne var? Şu an burada bir ulama var, doğru mu? Ulama var. Aksettirmek, şu sözcüğün kökü nedir arkadaşlar? Şu sözcüğün kökü akistir. Akis sözcüğüne etmek sözcüğü gelmiş. Ne demiştik biz ünlü düşmesinde? İki hecelidir. İkincisinde dar ünlü vardır. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde veya sözcük geldiğinde buradaki dar ünlümüz düşer demiştik. Gördüğünüz gibi buradaki dar ünlümüz düştü. Hemen burada ne var diyoruz? Bir tane ünlü düşmesi var diyoruz. Devam ediyorum aynı sözcük üstünden. Aksetmek, aksettirmek. Bu ekimizin, yani hatırlar mısınız? İşte çatıda işlemiştik biz bu ettirgenlik, oldurganlık eklerinden bir tanesiydi. Akset artı dir değil midir bu? Dir ekiydi. Bakın buradaki T yüzünden buradaki D'miz ne hale geldi? T'leşti. Hatırlayın hikayemizi. Buradaki Haluk yüzünden buradaki Selami ne yapıyor? Sertleşiyor. Haluk'a benziyor idi. Ne yaptı şu an burada? Burada da ne var? Burada da bir ünsüz benzeşmesi vardır değerli arkadaşlar. Peki şurada ünlü daralması var mıdır? Bunu sorayım size. Aksettiriyor sözcüğünde ünlü daralması var mıdır? Hemen yazalım, üşenmeyelim, yazalım. Böyle aksettirmek artı yor. Formül neydi? Formülümüze geri şöyle demiştim ben size. Yorun hemen önündeki sözcük A veya E ile bitecek. A veya E ile bitecek. Gördüğünüz gibi burada A veya E ile bitmediği için ben burada ünlü daralması yoktur diyorum. Buraya dikkat. Kalkıyor tozlu zaman. Perdesi her an aradan. Perdesi sözcüğünde şu an yani bizim bildiğimiz böyle bir ses olayı yok. Ancak buradaki S'mize dikkatinizi çekmek istiyorum. Kalkıyor tozlu zaman perdesi. Zaman perdesi. Burası isim tanımlaması değil midir? İsim tanımlamasıdır. İki tane ünlünün arasına isim tanımlamalarına ne girerdi? S ve N kaynaştırma ünsüzleri girerdi. Şu an karşınızdaki bu S kaynaştırma ünsüzüdür. Şuraya baktığınız zaman üçüncü ifademize her an aradan, her an aradan, gördüğünüz gibi R geldi buraya yapıştı, N geldi buraya yapıştı. Burada ne var arkadaşlar? Burada da ulamamız vardır. Gecenin bitmeye, hemen bitmeye kısmına geçmeden önce şunu göstermek isterim size. Bunun altını çizmemişiz ama güzel sözcüklerden bir tanesidir. Gecenin sözcüğü ses bilgisinde sorulursa çok güzel sözcüklerden bir tanesi olur. Gecenin sözcüğünün kökü nedir arkadaşlar? Geçtir. Şöyle geç sözcüğünden e yapım eki gelmiştir. Ne yaptı şu an burada? Ünlüyle başlayan bir ek buradaki PCT kamıza geldi. Dolayısıyla burayı yumuşattı. Aman buraya dikkat. Gecelin böyle bir sözcükte, böyle bir sözcük karşınıza çıkarsa, gece gibi bir sözcük karşınıza çıkarsa burada ne vardır? Burada bir yumuşama vardır. Bitmeye sözcüğü, bitmeye sözcüğü yine buradaki y'yi görüyorsunuz. Kaynaştırma ünsüzünü görüyorsünüz. Çünkü iki tane ünlünün arasına iki tane ünlü yan yana girmez. İki tane ünlünün arasına y kaynaştırma ünsüzü gelir. Yüz tuttuğu ifadesi, yüz tuttu. Bunu yine ekine köküne ayırdığımız zaman şöyle bir şey çıkmaz mı karşımıza? Tut. Anası mezar dik ecekmiş. Artı yine u. Gördüğünüz gibi anası mezar dikecekmiş, ne hale geldi bakın. Şuradaki T yüzünden sertleşti. Şuradaki U yüzünden burası da yumuşadı. Gördüğünüz gibi bu kısmı özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Sıfat fiileklerinden dik eki bu hale alabilir. Yani sadece bir ekte iki tane birden ses olayı meydana gelebilir. Burada ünsüz benzeşmesi vardır. Burada ünsüz yumuşaması vardır değerli arkadaşlar. Geliyorum şu an duyulan gökte. Bu artık çok kolay, bunu çok rahat yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir Haluk var. Burada eskiden bir Selami vardı. Gök artı D vardı. Ama Haluk yüzünden Selami ne yaptı? Sertleşti. Yani fıstıkçı Şahap'tan sonra gelen BCDG'ler PCTK'ya dönüştü. Biz de buna ünsüz sertleşmesi diyor idik değerli arkadaşlar. Ulu mabet. Seni ancak bu sabah anlıyorum.
Hemen şu sözcüğü şöyle bir ekine köküne ayırmayı denesek. Anla artıyor değil midir değerli arkadaşlar bu? Anla artıyor. Çok güzel bakın. Yor ekini gördüğünüz zaman ünlü daralması olabilir diye yavaş yavaş yaklaşın. Ben burada yor ekini gördüm. Hemen yor ekini önündeki sözcükten ayırdım. Hemen yor ekini önündeki sözcükten ayırdım. Gördüğünüz gibi önündeki sözcük E ve E veya A harfiyle bitiyor. Dolayısıyla burada ünlü daralması vardır. Bakın dikkat edin, şimdiye kadar hiç şöyle bir telaffuz duymadınız benden. Geleyor, gideyor, anlayor, yatayor, satayor. Bu telaffuzu yapmayın. Bu telaffuzu yaptığınız zaman sıkıntı yaşarsınız. Sizden sadece istediğim şey yor ekini sözcükten ayırmanız. Ayırdığınız zaman buradaki sözcüğün A veya E ile bitip bitmediğini kontrol etmeniz. Şu an burada ne var? Ünlü daralması vardır değerli arkadaşlar. Ben de bir varisin olmakla, ben de bir varisin olmakla, bakın şuraya varisin olmak, varisin olmak ne yaptı? Geldi bu tarafa yapıştı. Bir de şuraya bakalım. Burası nedir bu arada? Ulamadır, ulamadır. Olmak ile diyor bakın, olmak ile diyor. Buradaki i'miz düştü. Dolayısıyla biz buraya ne diyeceğiz? Ünlü düşmesi diyeceğiz. TDK bunu açık seçik yazıyor. ÖSYM daha bunu sormadı, sorgulamadı. Yani bu şekilde ileler, idiymiş, iseler vesaire bunun düşüp düşmediğini daha sorgulamadı. Ancak TDK imla kılavuzunda bunu açık seçik yazıyor. İyi ünlüsü düşer diyor. İyi ünlüsü düşer diyor. Merak eden arkadaşlar açıp bakabilirler. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Şu sözcük, bakın şurada iki tane yan yana iki tane yan yana ne var? Buraya biz acaba ikizleşme diyebilir miyiz? Yani ünsüz türemesi diyebilir miyiz? Hemen şöyle bir ekine köküne ayırmayı deneyelim isterseniz. Zan artı etmek. Gördüğünüz gibi nereden geldiği belli olmayan bir tane ne türedi? Dolayısıyla ben buraya ünsüz türemesi diyebilirim değerli arkadaşlar. Bir de artı şöyle bir dimiz var. Bu bizim bildiğimiz belirli geçmiş zamanımız, görülen geçmiş zamanımız. Şuradaki T yüzünden yani sert ünsüz yüzünden buradaki yumuşak ünsüz ne yaptı? Sertleşti değerli arkadaşlar. Yukarıdaki yaptığımız kısımları siz aşağıdan T'ye iki tek yerleştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde olabildiğince hepsini bulmaya çalışalım. Siz aşağıdan kendiniz yerleştireceksiniz. Sözcüğün kökü sevmek, sevmekten sevgi. Bakın buradaki E'miz, buradaki İ'miz bir tane E haleki geliyor. İki tane ünlü yan yana gelmezdi. Araya Y kaynaştırma ünsüzü gelecek değerli arkadaşlar. Benzeyen sözcüğünü ÖSYM son yıllarda sordu. Tekrar bir daha sorar. Çok da güzel soru olur. Çok da güzel soru olur. Bu sözcüğün kökü benizdirse değerli arkadaşlar, bu sözcüğün kökü benizdir. Artı şöyle bir evet artı E gelmiş, artı Y kaynaştırma ve anası mezar dikecekmiş gelmiş. Anası mezar dikecekmiş. Şu E geldiğinde şuradaki İ'mizi tak diye düşürdü. Tekrar ediyorum, hatırlatıyorum. Sözcük iki ecelidir. İkinci ecesinde dar ünlü vardır. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde buradaki dar ünlü aşağı düşer. Dolayısıyla biz buraya ne deriz? Ünlü düşmesi diyebiliriz değerli arkadaşlar. Hemen arkasından buraya ünlü düşmesi dedik bu arada. Arkasından anası mezar dikecekmiş gelmiş, tekrar ediyorum. Buradaki Y'miz de yine kaynaştırma ünsüzümüzdür. İlk acı, ilk ayrılık. Bunu konu anlatımında görmüştünüz. Ancak tekrar bir daha bakalım. Bu sözcüğün kökü ayırmaktır. Ayırmaktan artı ı, artı lık gelmiş değerli arkadaşlar. Bakın buradaki, tekrar ediyorum, üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Bunu kafanıza iyice yazın. Sözcük genellikle iki ecelidir. İkinci ecesinde dar ünlü vardır. Ünlüyle başlayan ı, ünlüyle başlayan ek geldiği zaman burada ikinci ecesindeki dar ünlü düşer. Dolayısıyla biz buna ünlü düşmesi veya hece düşmesi deriz. Ayrılık sözcüğünün kökü ayırmaktır. Buradaki ı'mız düşmüştür. Yüreğimin yaktığı ateşli havalık. Bu sözcüğün kökü nedir? Yürektir. Gördüğünüz gibi yürek hemen arkasından ünlüyle başlayan bir ek geldiği anda ne yaptı? Yumuşadı. Karşınızda bir ünsüz yumuşaması, diğer ismiyle ünlü ünsüz değişimi vardır.
yüreğimin yaktığı, az önce göstermiştik hatırlarsanız, bir tane ek, bu öyle bir ek ki, bu öyle bir ek ki, bir tane ekte iki tane birden ses olayı vardır demiştik. Yak, artı, dik. Evet, hatırladınız, anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiilin diki, sıfat fiilin diki. Ne yaptı? Şuradaki sert ünsüz yüzünden yumuşak ünsüz sertleşti. Hikayeyi hatırlayın. Haluk yüzünden Selami sertleşti. Burada ünlüyle başlayan bir ek geldi. Ünlüyle başlayan ek burayı da yumuşattı. Burayı da yumuşattı. Yumuşak G haline geldi. Burasını yazamadık. Evet. Yumuşak G haline geldi. Bu şekilde karşınıza çıkıyor değerli arkadaşlarım. Şöyle yaktı diyelim. Gördüğünüz gibi bir tane ekte iki tane birden ses olayı karşınıza çıkacak. Asıldı arabamız bir dağın yamacına. Bu sözcüğün kökü nedir değerli arkadaşlarım? Yamaçtır. Yamaç. Ç sert ünsüzü, arkasından gelen ı ünlüsü yüzünden mi diyelim artık, sayesinde mi diyelim, ne derseniz deyin siz kendiniz. Bu şekilde yumuşadı. Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi vardır karşınızda. Yalnız sözcüğünü neredeyse artık herkes biliyor. Bu sözcüğün kökü yalındır. Bu sözcüğün kökü yalındır. Iz diye bir ekimiz gelmiş. Tekrar ediyorum, bakın hemen yukarıda duruyor zaten. İki hecelidir. İkinci hecesinde dar ünlü vardır. Ünlüyle başlayan ek geldiği zaman aradaki dar ünlü tak diye aşağıya düşer değerli arkadaşlar. Dudağında sözcüğün kökü dudaktır. Buradaki k'miz ne yapar? Yumuşar. Burada bir ünsüz yumuşaması vardır değerli arkadaşlarım. Bu ıslıkla uzayan dönen kırılan yollar. Evet, bu sözcük de güzel sözcüklerden bir tanesi. Bu sözcüğü biz şu şekilde yazabiliriz. Kıvırmak. Kıvırmak artı kıvrılmak. Ne yaptı? Bir yapım eki fiilden fiil yapım eki geldi. Bu şekilde yine şuradaki grubun aynısı çıkıyor karşınıza. İki hecelidir. İkinci hecesinde dar ünlü vardır. Ünlüyle başlayan ek geldiği zaman buradaki dar ünlü aşağıya düşer. Ünlü düşmesi diyebiliriz değerli arkadaşlar. Uykuya bu sözcüğü yine örneklerimiz arasında vermiştik. Bu sözcüğün kökü uyumaktır. Artı böyle bir ek gelmiştir. Dolayısıyla takır takır aşağıya düşer değerli arkadaşlarım. Aşağıda biz 4 tane istemişiz ama gördüğünüz gibi bir sürü ses olayı bulduk yukarıda. Yine aynı şekilde yapalım, bütün ses olaylarını bulalım. Bu şehrin, tabii ki şehir değil mi? Tabii ki şehir. İ dar ünlüsü var. İn diye ünlüyle başlayan bir ek geldi. Ne yaptı? Buradaki İ'miz aşağıya düştü. Ünlü düşmesi. Daracık. Unutmayın arkadaşlar, bizim ünlü türememiz çok az sözcükte görülür. Ünlü türememiz çok az sözcükte görülür. Bunlardan bir tanesidir. Dar artı cık. Nereden geldiği belli olmayan bir tane A var burada. Dar artı cık. Diğerlerine bakabilir miyiz şöyle bir? Ne vardı? Azıcık vardı değil mi? Ne vardı? Hepsinde şu cık ekinin geldiğini görüyorsunuz. Genç cık diye bir şey var mı? Yok işte. Burada nereden geldiği belli olmayan E'ler var. Nereden geldiği belli olmayan İ'ler var. Buradaki cık ekine özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu işi yapan ek, cık eki ve orada verdiğimiz notu özellikle hatırlamanızı istiyorum. Sapasağlam, yapayalnız, bunun gibi pekiştirmelerde karşımıza gelecek değerli arkadaşlar. Araçtan sözcüğün kökü araç neyle bitmiş? Ç ile bitmiş. Fıstıkçı Şahap'la bitmiş. Fıstıkçı Şahap'a BCDG ile başlayan bir tane ek gelmiş. BCDG ile başlayan bir tane ek gelmiş. Ne demiştik hikayemizde? Sert adamlarla yumuşak adamlar beraber gezmezler. Sert adamlarla sert adamlar beraber gezerler. Dolayısıyla bunun bu şekilde olması lazım. Ne yaptı şu an burada? Fıstıkçı Şahap'tan sonra BCDG geldiğinde PCTK haline geldi. Dolayısıyla ünsüz benzeşmesi oldu. Geçilmiyor ifadesi. Hemen şöyle, belki bir ezber bilgi olabilir. Aklınızda ezberleyebilirsiniz veya aklınıza iyice çakabilirsiniz, bunu ezberlemeyin yine. Ne demiştik? Şimdiki zamanın olumsuzunda, şimdiki zamanın olumsuzunda ünlü daralması olabilir demiştik. Gördüğünüz gibi
karşınızda şimdiki zamanda olumsuzu var ve burada bir ünlü daralması vardır. Yine böyle açık seçik yazalım isterseniz. Geçilmemek artıyor. Ne istemiştim ben sizden ünlü daralmasında? Yor eki ea'ya yapışsın. Yor eki, yani hemen önündeki sözcük ea ile bitsin. Sadece bunu istemiştim sizden. Burada da aynı şekilde olduğunu görüyorsunuz. Ve ne vardır? Ünlü daralması vardır. Yükselmiş sözcüğü. Bu sözcüğün kökü nedir? Yüksektir. Bu sözcüğün kökü yüksektir. Artı L gibi bir ekimiz gelmiş. Buradaki K ünsüzümüz düşmüş. Hatırlayın biz bunu nasıl kodlamıştık kafamızda? Bizim ünsüz düşmelerimizdeki düşen ünsüzümüz K ünsüzüydü. K ünsüzüydü. Bunlar genel itibariyle neydi? Sıfatlardı. Yani K ünsüzüyle biten sıfatlara cık ve L ekini getiriyoruz demiştik. K ünsüzüyle biten sıfatlara, yüksek sözcüğünü çok rahat sıfat yapabilirsiniz siz. Yüksek tepe diyebilirsiniz, yüksek dağ diyebilirsiniz vesaire. K ünsüzüyle biten sıfatlara cık eki veya L geldiğinde buradaki K'mız düşüyor diye söylemiştik. Gördüğünüz gibi yine düştüğünü gördünüz. Tarafta, bu sözcüğün kökü taraftır. Bu sözcüğün kökü taraftır. Artı D'da haleki gelmiş. D'da haleki buradaki sert ünsüz yüzünden ne yaptı? Sertleşti değerli arkadaşlar. Ağacın kadri kıymeti bilinmiyor. Sözcüğün kökü nedir? Ağaç. Ç ne yaptı? Buradaki ünlü yüzünden C'ye dönüştü. Yumuşadı. Karşınızda ünlü, ünsüz yumuşaması vardır. Ağacın kadri. Bu sözcük kadir değil midir sözcüğün kökü? Kadir. Kadir kıymet diyoruz ya. Hemen arkasında zaten o sözcüğümüz gelmiş. Ne yaptı? Buradaki i'miz şu ünlüyle başlayan ek geldiğinde kadirdeki i harfi düşmüş oldu değerli arkadaşlar. Bilinmiyor. Hemen yukarıya geçiyorum tekrar. Gördüğünüz gibi geçilmiyor. Bilinmiyor. Kuralımızı hatırlayalım. Şimdiki zamanın olumsuzunda ünlü daralması olabilir demiş tek. Burada da yine ünlü daralması vardır değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, tahtamız çok dolduğu için silme ihtiyacı hissettim. İsteyen arkadaşlar zaten videoyu durdurup oralara rahatlıkla dönebilirler. Gelelim buradaki, şöyle yapalım, kalemimizi tıklayalım hemen. Gelelim buradaki hissesi sözcüğüne. Ağacın kadri kıymeti bilinmiyor. Hissesi yok çoğu gönlün neşeden. Bu sözcüğün kökü hissedir sevgili arkadaşlar. Hissedir. Buraya bir iyelik eki gelmiş. Buradaki S'mize kaynaştırma ünsüzü diyebiliriz. Çoğu sözcüğün kökü çoktur. Sözcüğün kökü çoktur. K ne yaptı? Yumuşak G'ye dönüştü. Dolayısıyla biz buraya ünsüz yumuşaması diyebiliriz. Gönlün ifadesini şöyle yapabiliriz. Gönül artı ün geldi dikkat ederseniz. Neydi? İki heceli, ikinci hecesinde dar ünlü var. Ünlüyle başlayan ek geldiği zaman buradaki dar ünlü aşağıya düşer demiştik değerli arkadaşlar. Kimin hakkı var? Bu sözcüğün kökü hak değil midir? Bu sözcüğün kökü haktır. Kimin hakkı isim tanımlamasını görüyorsunuz. Burada iyilik eki gelmiş. İyilik eki gelmiş. Yani bu sözcüğün köküne isim kökü dediniz. Buraya iyilik eki dediniz. Peki buradaki k'ye ne diyeceksiniz? Oradaki k'ye hiçbir şey diyemiyorsunuz. Nereden geldiği belli değil diyeceğiz ama belli aslında, biz bunu size anlattık. Karşınızda şu an bir ünsüz türemesi vardır değerli arkadaşlarım. Hırsızlığa sözcüğün kökü hırlı, hırsız vesaire, o kısımlara hiç girmeyelim isterseniz. Şuradaki yumuşak g önceki hali lıklık ekinin k'siydi. K yumuşak g'ye dönüştü değerli arkadaşlar. Gelecekten sözcüğün kökü gelmek, gelecek. Bakın şuradaki den'in ekinin eski hali den değil midir? Dendir. Buradaki den k sert ünsüzü yüzünden t'ye dönüşmüştür. Dolayısıyla sertleşme vardır. Ünsüz sertleşmesi, diğer ismiyle ünsüz benzeşmesi vardır sevgili arkadaşlar. Bugün içim içime sığmıyor. Bugün içim içime sığmıyor. Şuraya bakar mısınız?
İçim içime, içim içime ne yaptı? Biz buraya ulama demiştik değil mi? Ulama demiştik. Sığmıyor. Hemen hatırlıyoruz, hemen hatırlıyoruz. Ben hatırlatmıyorum artık, siz kendiniz hatırlayabiliyorsunuz. Şimdiki zaman olumsuzluk ne çıkartıyor bizim karşımıza? Ünlü daralması çıkartıyor karşımızda. Yani tekrar beynimize kazınması için isterseniz, hocam bana bunu göster tekrar derseniz eğer, biz bunu ekine köküne ayırdığımız zaman karşımıza şöyle bir şey geliyor. Yor eki geliyor. Ne demiştik biz teorisinde bunun? Yor eki nereye gelsin istemiştik? E veya A harfine gelsin, yapışsın istemiştik. Gördüğünüz gibi karşınızda ünlü daralması vardır. Annemden mektup aldım. Mektup aldım. Ulama yok mudur burada? Ulama neydi? Birinci sözcüğün son harfi ünsüz, ikinci sözcüğün ilk harfi ünlüyle başlamalıydı. Oralarda ulama karşımıza çıkıyordu. Memlekette gibiyim. Memlekette gibiyim. Bu sözcüğün kökü memlekettir. D haleki gelmiştir. D haleki önündeki T yüzünden T'ye dönüşmüştür. Yani şu haliyle memleket artı D bu şekilde olmuş. Fıstıkçı Şahap'tan sonra BCDG ile başlayan ek geldiğinde bu BCDG PCTK'ya dönüşüyordu. Ve buna biz benzeşme, ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi diyor idik. Allah'a çok şükür karnım tok. Bu sözcük şöyle değil midir değerli arkadaşlar? Karın. Bu sözcük hemen şöyle düzeltelim. Biraz kalem yapıştı. Karın. Gördüğünüz gibi artı ım gibi bir ek gelmiş. Şuradaki ımız düştü. Kuşlar kaçmıyor. Hemen şu yukarıdakini hatırlıyorsunuz. Şimdiki zaman olumsuzluk karşımıza daralmayı çıkartıyor. Ünlü daralmasını çıkartıyor. Bir güvercin kanadında okşuyorum. Bu sözcük kanat değil midir? Bu sözcük kanat değil midir? Şuradaki T'miz ne yaptı? Yumuşadı. Ünsüz yumuşaması veya ünsüz değişimi diyoruz. Okşuyorum. Sözcüğün kökü hemen bakalım. Yani buralarda olumsuzluk, buralarda olumsuzluk. Şu an normal hale geldi bakın karşımıza. Ama hiç korkmuyorum. Sadece yapacağım şey sözcükten yoru ayırmak. Sözcükten yoru ayırmak. Okşamak. Hemen arkasından şimdiki zaman gelmiş. Bakın ne güzel. Yor nereye geldi yapıştı? A veya E ile biten sözcüğe geldi yapıştı. Dolayısıyla şu telaffuzu yapmadan okşayor, geleyor, gidiyor, işte satıyor. Bu telaffuzu yapmadan siz sadece şu manzarayı görürseniz buraya çok rahat ünlü daralması vardır diyebilirsiniz. Ne yaptım? Yor şimdiki zaman eki geldi. E veya A ile biten sözcüğe yapıştı değerli arkadaşlar. Göklerin maviliğini, sözcüğün kökü mavi, mavilik almış. Arkasından işte iyelik eki gelmiş. İyelik eki geldiğinde buradaki K'yi ne yaptı? Yumuşattı. K'yi yumuşak G haline getirdi. Biz de buna ünsüz yumuşaması dedik değerli arkadaşlarımız. Ses bilgisinin alıştırmaları da burada bitti değerli arkadaşlar. Ses bilgisi kolay bir konudur. Ses bilgisinden illaki soru çıkar. Bu soruları yapabilmek için, iyi değerlendirebilmek için ses bilgisinden biraz soru çözerseniz, biraz cümle çözümlerseniz, biraz sözcükleri ekine köküne ayırırsanız karşınızda rahatlıkla yapılabilecek bir soru bulabileceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.